Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda oran orantının 7. ve son testiyle beraberiz. 4 tane muhakeme becerimizi ölçen soru olacak arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Yukarıdaki tablo bir üniversitenin analiz dersine giren Eylül'ün bu sınavlardan aldığı notları göstermektedir. Bak, üniversitede analiz dersi çok önemlidir. Dersin hocası ders performansını dikkate alarak sisteme girilecek notun 4'te 1'i kadar ek puan vererek sisteme giriş yapmıştır. Son durumda sistemde görülen not 40 olduğuna göre x kaçtır diyor. Not ne diyelim arkadaşlar? Bakın, kesirle uğraşmamak için paydanın katsayısı kadar olsun. Tamam? Paydanın katı kadar olsun. Yani not 4a olsun. Şimdi bu notun 4'te 1'i kadar da arkadaşlar ek puan gelecek. Yani ne kadar? A kadar ek puan. Sistemde görülen not arkadaşlar son durumda 40 değil mi? Dolayısıyla bizim 4a'lık bir notumuz var. A puanda ek geldi arkadaşlar. Ne olacak bu? 40 olmuş olacak. Dolayısıyla 5A buradan 40, A'yı da buradan 8 olarak bulmuş oluruz. Peki arkadaşlar, ek puansız notumuz ne? 4 çarpı 8'den 32. Yani ne demek bu? 2 tane vize, bir tane finalin ortalamasından alacağımız not arkadaşlar ek puansız 32 olacak. O zaman arkadaşlar, bunu bulalım. Bakın, vize notu ne? 2x artı y. Bunun arkadaşlar %30 alınacak. İkincisi arkadaşlar 3x artı y alınan not. Bunun %20'si alınacak. Final notu da 4x eksi y. Bunun da arkadaşlar %50'si alınacak. Ve bu neye eşit olacak? 32'ye. Ek puansız puana eşit olacak. Anlaştık. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Bakın, hepsinden birer tane sıfır götürelim. Ve şuradaki dağıtma işlemlerine arkadaşlar ne yapalım? Yapalım. Buradan ne gelecek? 6x artı 3y artı 6x artı 2y artı 20x eksi 5y bölü 10 eşittir 32. Şimdi arkadaşlar x'leri toplayacak olsam 6 6 12 20 daha 32x. 32x. Şimdi bakın, 3y ile 2y'yi topladım 5y. Burada da eksi 5y var. O zaman y'ler birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptığım takdirde 32 ile 10'u çarparsan 320 olacak. X'i de buradan 10 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 2'ye. Yanda 2 kişilik bir pizza yapımı için malzeme miktarları verilmiştir. Miktarlar kişi sayıları ile orantılıdır. Yani doğru orantılıdır arkadaşlar. Peynir miktarının sucuk miktarına oranı x artı y bölü x artı 5 y'dir. 12 kişilik pizza içindeki peynir miktarının diğer malzemelere oranı z bölü 4 y'dir. Buna göre x artı y artı z toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar, peynirin sucuğa oranı şu değil mi? Peynir bölü sucuk. Peynir miktarımız arkadaşlar bizim 100 gram değil mi? Evet. Bak, bu 100 grammış. Bu sucuğa oranı arkadaşlar bu kilogram. Buradaki birime dikkat ettiniz değil mi? Bunu da grama çevirecek olursam arkadaşlar ne yapmam lazım? 1000 ile çarpmam lazım. Çünkü 1 kilo 1000 gram. Bunu 1000 ile çarptığım takdirde ne gelecek arkadaşlar? 150 gelecek. Anlaştık. Peki bu oran neye eşitmiş? X artı y bölü x artı 5y. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bak, sıfırlar gitti. 5'e bölersem 2, 5'e bölersem 3 gelecek. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x artı 10y eşittir 3x artı 3y. X'i de buradan 7y olarak bulmuş oluruz. Şimdi ikinci duruma bakalım arkadaşlar. 12 kişilik pizza içindeki peynir miktarının diğer malzemelere oranı. Bakın, peynire bakıyorum. Peynir neydi? 100 gram. Diğer malzemelerdeki gram ne arkadaşlar? 250. Bunun oranı neymiş arkadaşlar? Z bölü 4y'ymiş. Yine sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Bak, 5'e bölerim 2, 5'e bölerim 5. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 8y eşittir 5z gelmiş olacak. Y eşittir buradan 5'in katı arkadaşlar. Z de buradan ne olacak? 8'in katı. X aynı zamanda bakın 7y olduğundan dolayı y'yi de 5k yerine yazarım şurada. X de 7 çarpı 5K'dan 35K olarak bulmuş oluruz. X artı Y artı Z toplamını istiyordu. Bak, X 35K olarak yazdık. Y arkadaşlar 5K. Z de 8K. Bunların toplamı 48K olacak. Yani 48'in katı arkadaşlar. Bakın, C şıkkında mevcut. Tamam. Geldik 3'e. Yukarıdaki şekilde birbirinden farklı birimlerde ölçüm yapan A ve B tartıları verilmiştir. Tamam. Hemen şöyle notumuzu alalım arkadaşlar. A ve B tartıları. Bir çuval cevizin A ve B tartıları arasında her seferinde rastgele pay edilmesiyle oluşan 3 farklı durum yukarıdaki şekillerde gösterilmiştir.
Buna göre şekil 3'teki B tartısının göstergesindeki sayı kaçtır? Şimdi A'ları inceleyecek olursam arkadaşlar bakın 24'ten 40'a artmış. Ne kadar bir artışlık var arkadaşlar? 16 artış. Değil mi? Tamam. Şimdi B'ye bakalım. B de 36'dan 24'e azalmış. Ne kadar azalış var? 12. 12 azalış. Anlaştık. Şimdi A tartısını yine devam ettirecek olursam bak 40'tan 64'e ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Ne kadar artmış? 24 artmış. Yani bak 24 artış var. Şimdi B'ye bakalım. 24'ten de acaba soru işaretine ne kadar bir azalış var? Bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın 16 buradan buraya bir artış yok mu? Bak buradan buraya da bir azalış söz konusu olacak. Biri artar, diğeri azalırken ne olacak? Bu ters orantı. Ters orantıda bunları bakın düz çarpıyoruz. 16 çarpı 12 eşittir 24 çarpı soru işareti. 8 ile sadeleştirirsem 3, 8'e bölersem 2, 12 ile 3'ü sadeleştirdim 4. 2 çarpı 4'ten de soru işaretini 8 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. Çok güzel hazırlanmış bence. Son sorumuza. Yukarıdaki tabloda Ahmet ile İbrahim'in test sayıları farklı olan sarı, mavi ve kırmızı renkli testleri çözme hızları verilmiştir. Tamam. Ahmet'in sarı ve mavi testleri çözme süresinin İbrahim'in kırmızı ve sarı testleri çözme süresine oranı 5/4'tür. Buna göre kırmızı test sayısının mavi test sayısına oranı kaçtır? Bakın hızlardan bahsedilmiş birim olarak bir de sürelerden bahsedilmiş arkadaşlar. Tamam. Bir de testlerden bahsedilmiş. Şimdi arkadaşlar biz hız problemlerinde biliyoruz ya x eşittir v çarpı t idi değil mi? Yani ben buradaki hızla burada zaman var ya arkadaşlar çarptığım zaman neyi bulacağım? Buradaki x neyi temsil ediyor burada? Test sayısını temsil ediyor. Test sayısı. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bakın 4v ile 5v nerede eşitlenir? 20v'de eşitlenir ya. O zaman benim ne yapmam lazım? Bunu zamanla çarpmam lazım arkadaşlar. O zaman ne diyeyim ben buna? 5a süre olarak 5a diyeyim. O zaman arkadaşlar 5v'de ne olacak? 4a olacak. Niye? Çünkü ikisini çarptığım zaman 20va, bu ikisini çarptığım zaman da 20va. Sonuçta sarı testten bahsediyoruz. İkisi de aynı şey yani, değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar benzer şekilde 3 ile 4 12'de eşitleneceğinden dolayı bakın burası 4b ile çarparım. Burayı da 3b ile çarparsam mavi test sayısı da 12vb olacak. Benzer şekilde 2 ile 3 6'da eşitleneceğinden dolayı bunun süresi 3c olsun. Bunun süresi de arkadaşlar 2c olsun ki kırmızı test sayısı da 6vc olmuş olsun. Şimdi Ahmet'in sarı ve mavi testleri çözme süresinin diyor. Şimdi süre arkadaşlar bakalım. Ahmet'in tamam. Mavi ve sarı. Şimdi arkadaşlar mavi ve sarıyı çözme süresi 5A artı 4B değil mi? Evet. Bunun neye oranı? İbrahim'in kırmızı ve sarı testleri çözme süresine oranı. Şimdi İbrahim sarı ve kırmızı. O zaman arkadaşlar 4A artı 2C değil mi? Buna oranı. 4A artı 2C. Bu oran ne olacak arkadaşlar? 5/4 olacak. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 20A artı 16B eşittir 20A artı 10C gelecek. 20A'lar burada birbirini götürecek arkadaşlar. 16 ile de bakın onu 2 ile sadeleştirecek olursam burada 2 kalacak. Burada da 5 kalacak arkadaşlar. Yani 8B eşittir 5C ifadesi gelmiş olacak. Şimdi bizde en son yine oran istediğinden dolayı B'yi 5, C'yi de 8 olarak seçebilirim. Katlanı da seçebilirim ama oran sorduğundan dolayı arkadaşlar 5'e 8 seçtim. Tamam. Peki bizden ne istiyor? Kırmızı test sayısının test sayısında arkadaşlar 6vc değil mi? Evet. C'yi de ben 8 buldum arkadaşlar. C yerine 8 yazarsam o zaman ne olacak? 48v olmuş olacak. Mavi test sayısına. Mavi test sayısı da arkadaşlar 12vb değil mi? Evet. B'yi de ben 5 buldum. O zaman 5 çarpı 12'den 60v olacak. Buna oranı. V'ler birbirini götürecek. 12 ile sadeleştirirsem 4, 12 ile sadeleştirirsem 5 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.